Edirne Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme çerçevesinde 81 ilde faaliyet gösteren halk eğitim merkezlerinin içinde en fazla kursiyere ulaşan 6. il oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme çerçevesinde 81 ilde faaliyet gösteren 998 halk eğitim merkezinde 2022 yılının ilk 6 ayında 6.317.933 vatandaşın yararlandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kursiyer sayısının nüfusu oranla elde edilen istatistiklere göre en çok kursiyere ulaşan illerin arasında Edirne'nin de yer aldığı bilgisini paylaştı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, toplam 22.475 kursiyere ulaştıklarını söyledi. Ocak ayından itibaren açılan kurslarımızı göz önüne aldığımızda 1016 kursumuz, 22.475'te kursiyer sayımıza ulaştık. Bu sayıda tabii nüfusa oranla değerlendirildiği takdirde Türkiye genelinde 6. il olarak yerimizi aldık. Bu da tabii sevindirici. Edirne halkının ne kadar halk eğitim merkezi kurslarına talep ettiği, ne kadar sosyalleşmek adına ve burada hobilerini geliştirmek adına çalışma yaptıkları ortaya çıkıyor bu şekilde. Yaş gruplarına göre bazıları el sanatlarına, dikiş nakış kurslarına geliyor. Bazıları el sanatlarında takı üzerine açılan kurslarımıza rağbet gösteriyor. Aynı zamanda da bizim emeğimiz kazanıyor, kadın kooperatifimiz var. Bu kadın kooperatifimizde de yaklaşık 400 civarında da bayanımız çalışıyor. Çanta dikimine, büyük firmalara ürün yetiştiriyor. Kursiyerler de halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kursların kendilerine terapi gibi geldiğini ifade ettiler. Dikiş kursuna, giyim kursuna geliyorum. Zevk alarak yapıyorum. En zevk aldığım özelliği de istediğim her kıyafet aldığım zaman üzerime olmuyor. Ama burada ölçülerimi kendim hocamla beraber çıkartıyoruz. Kendime göre dikiyorum, istediğim gibi dikiyorum. Bu da bana mutluluk veriyor. Diktiğim her şey bana olduğu için. Aileme katkı sağlıyorum. İki çocuğum var. İkisine de bu sene her şeyini ben diktim. Komşumun tavsiyesiyle onlar arkadaşı söylemiş. Ben de onlardan duydum geldim. Çok memnunum. Burada boş zamanını geçirmek o kadar güzel ki arkadaş ediniyorsun. Biraz evine bütçene faydalı oluyorsun. Hocamız harika. Yani arkadaş gibi hiç günlerimizi çok güzel dolu dolu geçiriyoruz. Hani herkese tavsiye ederim. Boş durmaktansa buraya gelip sosyalleşmelerini tavsiye ederim. Psikolojiye tam bir destek oluyor. O zaman para harcıyordum. Bir şeyler yapıyordum. Onu al, bunu al harcıyordum. Ama şimdi bu kursta kazanıyorum. 3 yıldır resim kursuna geliyorum. Burada arkadaş ortamında çok güzel vakit geçiriyoruz, sosyalleşiyoruz, eğitim alıyoruz, çok güzel resimler yapıyoruz. Hocamız bize çok güzel destek oluyor. Bu benim çocukluk hayalimdi. Bir de arkadaş ortamı, arkadaşlarla birlikte sosyalleşmek, eğitim almak. Büyük bir zevkle bu işi yapıyoruz. Burada arkadaşlarla birlikte eğleniyoruz, güzel zaman geçiriyoruz. Psikolojim bozuk olduğu için geldim. Kızlarım hep anne gider misin kurslara diyorlardı. Bir türlü gelemiyordum. Ama şimdi çok mutlu oldum. Kızlarıma çanta ördüm. Herkesin gelmesini istiyorum. Ortam çok güzel. Çok mutluyum. Her gün işe gider gibi buraya geliyorum. Erken kalkıyorum. Günüm de çok güzel geçiyor. Çok destek sağladı. Kendime de güvenim geldi. Hiç olmazsa her gün evden işe gider gibi çıkıyorum. Evdeki işlerimi tamamlayıp kursuma geliyorum. Yani ilk öncelikle ben hobi olarak diye başladım buraya. Sonra bu ortamda arkadaş ortamı, sosyalleşme hoşuma gitti. Yani her gün gelmem diyordum ama şimdi sabah olsun da geleyim diye gerçekten dört gözle bakıyorum. Maddi, manevi her yönden bize faydası oldu tabii ki.